Susuzluk gitti, ecir baki kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç tut. Zira oruç ateş karşısında bir kalkandır. Ölüm anında karnının aç olmasına güç yetirebiliyorsan öyle yap. Resulullah buyurdu ki, oruç ateş karşısında bir kalkandır. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenlerin zekatı da oruçtur. İmam Kazım aleyhisselam buyurdu ki, her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı ise müstehap oruçtur. Yine Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Oruç tutunuz ki salim kalasınız. Hazreti Ali, oruç iki sıhhatten biridir buyurmuştur. Yine oruçlu kimsenin uykusu ibadet ve suskunluğu tesbihtir. Duası makbul ve ameli kat kattır. İftar anında oruçlu kimsenin duası Allah'ın dergahından reddedilmez buyurmuştur. Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Oruçlu kimsenin uykusu ibadet ve sükutu tesbihtir. Ameli makbul ve duası müstecaptır. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Oruç tutan kimse yatağında uyusa dahi Allah'a ibadet halindedir. Yine oruçlu kimsenin uykusu ibadet, nefes alması ise tesbihtir buyurmuştur. Yine bir hadislerinde cennetin Reyyan adında bir kapısı vardır ki oradan sadece oruçlu kimseler geçer buyurmuştur. Başka bir rivayette ise şöyle yer almıştır. Onlardan sonuncusu içeri girince kapı kapanır. Yine Allah'ın sevgilisi bir hadislerinde şöyle buyurdu. Yemek yemekle meşgul olan kimselerin yanından oruçlu kimse geçince endamı tesbih eder, melekler ona selam gönderir. Meleklerin selamı mağfiret dilemektir. Yine başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Her kimin orucu arzu ettiği yemeği yemekten kendisini sakındırırsa onu cennet yemeklerinden doyurması ve cennet şarabından susuzluğunu gidermesi Allah'a bir haktır. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Oruçlu kimse iki sevinç içindedir. Orucu açma anındaki sevinç ve Rabbi ile görüştüğü anındaki sevinç. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, her kim oruçlu bir kimseye iftar verirse onun sevabı gibi bir sevap elde eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iftar edince Allah'a şöyle arz ederdi. Allah'ım, senin için oruç tuttum ve rızkınla iftar ettim. O halde onu bizden kabul et. Susuzluk gitti, damarlar sevindi ve ecir baki kaldı.